Ferdi, bugün daha önceden senin satın almış olduğun bir tane iPad mini vardı. Bit pazarından almıştın. Online sanal bit pazarından. Duruyordu. Bir fırsatımız olmadı yapmak için. Aslında çok komplike bir arızası yok. Arıza şu, alırken biliyorduk zaten arızayı. Evet, aynen öyle. Gösteriyorum hemen. Şu an fiyatını söyleyip söylememekle kararsızız. Bakın ses çıkmıyor. Satan arkadaş da zaten bunu aşağı belirtmişti. Bir de bir dipnot eklemek istiyoruz aslında. Biz iPad'leri ne yapıyoruz? Tamir ettiğimiz. Genelde arkadaşlarımıza hediye ediyoruz. Çünkü çok genç arkadaş var takipçimiz. Bunu da ihtiyacı olan bir arkadaşımıza hediye edeceğiz. Ama yarışmayla yaparız. Ama spontane yorumdan seçeriz. Bilmiyoruz şu an için. Önümüzdeki günlerde belli olur muhtemelen. Olur. Tamiri sıfır Instagram'dan paylaşırız nasıl yapacağımızı. Daha hediye ederken arkadaşlarımızdan en çok merak ettiği şu, neye göre hediye ettiğimizi çok merak ediyorlar. Bazı arkadaşlar bana ver falan diyor. Evet, yani neye göre hediye ettiğimiz belli değil. Onun bir şeyi yok. En büyük sebep saygıya göre hediye ediyoruz. Evet, kaidesi kuralı yok. Are Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu bir separatör, bilmeyenler için söylüyorum. Muhakkak birçok arkadaşımız biliyordur. Ütü mantığıyla çalışıyor. Burası ısınıyor. Bunun ön camını ısıtmam gerekiyor. Başka türlü sökemem. 120 dereceye getirdim. Çalışıyor. Isınsın biraz. Ondan sonra camını kırmadan sökelim. Bir bakalım sesi neden çıkmıyor. Benim tahmin ettiğim bir yer var. Bunlarda ses çalışmasını sağlayan bir flex var. O zaten anakarta bağlı. Ondan genelde yapmıyor arızayı ama ses aparatörünün yani buzzer'ın çalıştığı bir kısım var. O eksi ayağını alamayınca ses çalışmıyor. Aynen öyle. İnşallah öyledir, tahminim doğrudur. Yeni gelen arkadaşlarımız varsa kısaca kendimizden de bahsedelim. Semih tamirleri yapan, her zaman onun ellerini görüyorsunuz. Onun o meşhur yüzüğünü görüyorsunuz. Ben de Ferdi. Genelde cihazları satın alıyorum. Evet. Uygun cihaz bulmaya çalışıyoruz. Tamir edip size hem tamirin nasıl yapıldığını öğretmeye çalışıyoruz. Ve de arada bir maliyetine satış yapıyoruz. Arada bir de bunları sizlere hediye ediyoruz. Tabletimizi bir kapatalım. Ya bu tamiri birkaç kişi de yapabilir arkadaşlar. Yalnız almak aslında tamirden biraz daha zor. Uygun malzemeyi bulmak. Isındığı için buralar rahat çıkıyor. Isıttık. Kenara alalım separatörümüzü. Arkadaşlar burada önemli olan şu. Bunu yeteri kadar ısıtmanız gerekiyor. Ekranı kırmadan sökmemiz lazım. Bunda çok kaba aletler kullanmayın. Bakın şöyle plastik bir açıcı var. Bu açıcıları bulmak biraz piyasada zor olabilir. Onları isterseniz Ferdi'ye söyleyelim. Aşağıya linke bıraksın. O zaman Bizim şöyle elimizde yapalım. var. Kullandığımız tüm ekipmanları linklerini aşağıya Olur bırakalım. olur. Genelde biz uygun fiyatlıları ve güvendiğimiz satıcıların linklerini aşağı bırakıyoruz. Hani bu anlamda size yardımcı olur inşallah. Bunu bazı arkadaşlar şeyden de yapıyorlarmış. Yoğurt kabı. Olur. Yoğurdun kapağından. Bilet, otobüs biletinden, Olur yani tramvay şöyle biletinden bir falan. malzeme. İskambil kartıyla açan da var. Plastik iskambil kartları da olur. Evet, şimdi bunun daha önceden dokunmatiği değişmiş. Şimdi tabletimizi açtık. Burada zarar görmesin diye bu tarafa yatırabilirsiniz. Ekranı da sökelim. Vida niye sökülüyor? Hayret bir durum. Vida yalama. Bir dakika. Şimdi onu başka bir tornavida ile denemem lazım. Yalama vida nasıl sökülür? O yöntemi de öğrenmiş Aynen olsun öyle. arkadaşlar. Şimdi bir büyük uçlu tornavidayla biraz kuvvet uyguluyorum. Evet, söküldü. Bakın arkadaşlar. Bunun ucu diğer tornavidamın ucundan bir boy büyük. Oraya daha iyi oturuyor ve üstüne baskı yaptığım için daha rahat sökülüyor. Söktük. Yalama da böyle sökülüyor. Yani hiç başka uğraşmaya gerek yok. Kendinizi zora sokmayın. Şimdi ekranımızı da hasar vermeden kaldıralım. Şuralarda yapışkanlar var alt tarafta. Daha önceden dokunmatiği değişmiş ama ekranı hiç sökülmemiş sanırım. Burada söktük, bakın parmak izleriyle dolu. Daha önceden bu ekran da değişmiş. Hatta jelatinleri bantla sökülmüş ne adamız. Bakın ses çıkan kısımlar şu ve şurası. Buradan aşağıya şarj hükmediyor ve ses hükmediyor. Şurada iki tane vida var bakın. Buralara ses hükmetmiyor olabilir. Şimdi iPad minilerde şöyle bir durum var. Diğer iPad'ler gibi hemen açılmıyor. Bu metal plakayı da çıkarmadan alt tarafa ulaşamayacağız ne yazık ki. Biz spontane hediyelerden ayrı olarak da ücretli üyeliklerimize de hediyeler veriyoruz. Onlar bambaşka. Onlar da her ücretli üyemiz hediye alıyor. Uzun zamandır bu konudan bahsetmiyorum. Soran çok kişi var. DM'den çok soru geliyor bununla ilgili. Sabrederseniz bahsedeceğim. Çekilişlerden de bahsedeceğim. Çekilişler ücretli üyeliklerle hiçbir alakası yok. Bilginiz olsun. Çekilişlerde herkese yaptığımız hediyelerimizin olduğu bir aktivite. Öyle düşünün. Evet. Şimdi tüm hepsini söktüm, evet. Hatta birkaçı eksikti vidanın. Burada bu metal plakayı kaldıralım. Ara soğutucu demir. Anakarta ulaştık. Buradan alt tarafa gidiyor sesimiz. Bir bakalım.
Bunu da çıkardık. Ekranı da alalım. Daha rahat çalışalım. Dokunmatiği de çıkaralım. Dokunmatiğimizi de çıkardık sağlam bir şekilde. Şimdi bakın şuradan bir plastik var. Bunu kaldırmamız gerekiyor. Ki dediğim yere ulaşalım. Evet. Dediğimiz yere ulaştık. Şimdi buradan hem şarj ve hem ses aşağıya gidiyor ama bir ölçmek istiyorum. Buradan gerçekten aşağıya gidiyor mu, gitmiyor mu? Kısa devre yöntemiyle ölçüyorum. Şimdi şunlar eksi ayakları bizim hoparlörlerimizin. Buzzer'ın. Evet, buraya gidiyor güç. Şimdi bakın. Sessiz olalım. Bunda canı yok senin ölçme aletin. Keşke öbür gün çıkarsaydım. Pili azalmış da onda. Neyse önemli değil. Duyuluyor neticede ses. Zaten tamam, ekranda tamam. Diğerine da... gidiyor mu? Diğeri de bu başta. Buna da gidiyor. Buna da gidiyor. Şimdi. Kısa devre var. Kısa devre yok. Ya gidiyor. Ha. Yalnız buraya geliyor. Aşağıya gitmiyor olabilir. Bakın bu aşağıda bu vidalar sıkıldığında buzzer'ın ayaklarına sesin hükmetmesi gerekiyor. Anladım. Anakarta değmiyor ayakları. Ha. Ya değiyor. Yok, ya da buzzer'a değmiyor. Buzzer'a değmiyor. İşte Ferdi bu yüzden tamir yapmıyor. Arkadaşlar bunlar basit şeyler. Ben böyle basit tamirler yapmayı pek sevmiyorum. Bakın şimdi hemen burada size bir şey göstermek istiyorum. 33.10 ekran değişimi gibi şeyleri daha çok seviyorum ben. Şurada oksitlenme var. Net görünüyor mu bilmiyorum. Evet. Şunu da çıkartmak istiyorum. O yüzden ben satın almayı daha çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki oksitlenmeyi kamerada net görünmüyor olabilir. Şöyle bir göstereyim. Hemen temizlemek istiyorum. Evet. Şimdi... Arkadaşlar orası biraz hassas bir bölge. Şöyle bir kulak temizleme çubuğuyla oksitleri temizledim. Bir dakika. Biraz şöyle almam lazım. Göremiyorum. Evet. Bu şimdi oraya baskı yapacak inşallah. Doğru bir hamle yaptığımıza inanıyorum. Burada emektar tornavidamı kullanıyorum. Çünkü hassas işlerde bu biraz daha iyi oluyor. Vidamızı sıktık. İkinci vidamızı da sıkalım. Bu arada pul vazifesi görecek. Şimdi sesi deneyemeyeceğiz. O yüzden cihazı toplamamız gerekiyor. Şansımıza olmuştur inşallah. Nasip de varsa. Tahminim olmuştur gibime geliyor. Çünkü oraya kadar geliyor. Yani eğer buzzer'larda bir arıza yoksa, yani ikisinde aynı anda arıza olması düşük ihtimal. Ölçme aletinde zaten pratikliği mantığı buradan geliyor evet. Arkadaşlar. Şimdi bunu söktük. Biraz yapışkanları eskidi. Bir daha iki kere sök tak yapmak istemiyorum. Buna yeni yapışkan yapmak istiyorum. İlk önce bir alt kısma yapayım. Çünkü bu alt kısmı birazdan sökemeyebilirim geri. Sanal bit pazarı dediğimiz yerde arkadaşlar bir internet sitesi. İkinci el ürünler satılıyor genelde. Sıfır ürünler de var tabii. Oradan çok alışveriş yapıyoruz. Buradan adını söylemiyoruz. Instagram'dan paylaşıyoruz sadece indirim linkler bize geldikçe. O yüzden hani yorumlara falan sorarsanız kimse cevabını vermeyecektir hangi uygulama olduğunu. Instagram'a tamire sıfıra gelirseniz indirim geldikçe zaten paylaşıyorum. Öğrenirsiniz oradan da adını. Yani yorumlarda arkadaşlar size cevap vermek istese bile veremez. Uygulamanın buradan reklam yapma yetkimiz yok. Vergisini ödemediğimiz bir şeyin ismini söyleyemeyiz. Yanlış anlamasın kimse. Neden söylemediğimiz bu sebepten yani. Söylemiyoruz. Çünkü ticari bir içerik değil. Şu an yaptığımız tamamen ev kullanıcısı için hobi amaçlı hazırladığımız bir video bu. Yardım amaçlı bir video. Ticari videolarda olsaydı zaten altında işbirliği vardır filan gibi bir şey yazardı. O uygulamada bize ücret ödemediği için söyleyemiyoruz. Söylersek yanlış anlaşılabilir mali açıdan. Şimdi bunu şöyle de yapabiliriz. İstersen bir test edelim toplamadan. Hı-hı. Abi. Şu, aynen. Şöyle test edebilirsiniz arkadaşlar siz de. Başa dönmek istemiyorsanız. Aynen. Ekrana zarar vermemişiz en azından. Aldığımız fiyatı söylememize gerek yok çünkü biz bunu hediye edeceğiz zaten. Belki baştan yazarım. Ya, olabilir. Ya orada abimin de biraz önce bahsettiği gibi ürünleri bazen mesela 500 liraya konuyor. Biz bir link buluyoruz. İndirim linki geliyor bize. Biz indirim linkini verdiğimiz anda ürünü 50 liraya bile aldığınız i̇şte olabiliyor. Mantık orada zaten. O linklerden giderseniz aynen öyle. Alışveriş oluyor. Yani spontane giderseniz vatandaş ne fiyat koyduysa o fiyat alırsınız. Ya da ama biraz teklif yaparsınız. Uygulama yöneticileri size özel indirim sunuyor. Linkleri paylaşıyoruz sizinle. Çünkü Instagram'da o firmayla ilgili bir reklam ortaklığımız var tabii ki. Ama YouTube için yok. Aha vallahi çalıştı. Aha. Duydunuz sesini. Bakın. Şimdi sesimiz neredeydi? iPad mini bu bilmeyenler varsa. Bakın biraz önce ses yoktu. Yani bu
Olması gerektiği gibi hoparlörü de. Tabii tabii, bu kadar çıkar zaten bunlar. Burada şöyle bir durum var. Ben daha önce bu tarz arızalarla çok karşılaştığım için tahmin ettiğim yerden oldu. Arkadaşlar, bazı kişiler mesela üstünde koruyucu camı da dur. Bazı arkadaşlar şey diyor, mesela bir tablet var, 10 yere gösterdim, kimse yapamadı, yardımcı olur musunuz? Arkadaşlar, 10 yer yapamadıysa yani içinden geçilmiştir onun zaten. Tabii 10 kere içi açılmış demek oluyor. Yani o yüzden önemli olan, mesela burada çok basit bir arıza bu. Bunu tahmin edip ölçüp bir kere de yapmak. Ama ben bunun yerine alt flex'i değiştirmek için lehimlemeye çalışsaydım, sıcak havayla yapsaydım, ya daha komplike bir arıza çıkartabilirdik başımıza. Aslında bazen arızayı çok uzaklarda aramaya gerek yok. Çok basit arızalar olabiliyor. Bunun sahibi bunu belli bir süre böyle kullanmış. Ondan sonra artık... Bir de biz sürprizle fazla karşılaşmadık orada. Neden? Genelde ev kullanıcılarından satın alıyoruz. Ona dikkat edin tabi. Yani biz ticari iş anlamda bu işi yapan kişilerden pek alışveriş yapmıyoruz. Biz size yapmayın demiyoruz. Biz yapmıyoruz. Ev kullanıcılarının ürünlerini biz daha çok seviyoruz. Ya tabi şöyle de bir durum var. Mesela bizim bir takipçimiz var. Hobi amaçlı alıyor. Ha, hobi amaçlı yapanlardan da alıyoruz elbette. Satıyor sonradan ürünleri. Gerçekten yani maddi durumu da iyi bir arkadaşımız. Sürekli de görüşüyoruz. Benim amacım diyor, oradan bu hobi diyor, alıyorum diyor. Zarar etmeyeyim, kar da etmeyeyim diyor. Tamam, personelin telefonlarını sürekli yeniliyor. Tabii tabii, bizden malzeme de alıyor. Sürekli telefonla da görüşüyoruz. Teknik destek de veriyorum. Ya bu arada tabii teknik destek o tarz, mesela kendini geliştirmek isteyen, işte bu işe başlamak isteyen arkadaşlara destek veriyoruz ama tabii bu desteğimizi arkadaşlar Instagram üzerinden ya da buradan size yazamam. Mümkünatı yok. Binlerce insan onu yazabilmemize. Yani 15.000'den fazla takipçimiz var. Bunun %10'u istese 1500 kişi yapar. Instagram'da 15.000, yani YouTube'da 112.000. He, tamam. 112.000 herhalde. 113.000. 112.000 mi? Ben de emin değilim. Bakmadım son sayıya. Vidaları dikkatli bir şekilde takıyorum. Bunun için WhatsApp numaramızı paylaştığımız bölümler yaptık. Linkten aşağıda ayrıcalık bölümünden bakarsınız hangiler var. Bu arada Semih toplarken ben de yavaştan bahsedeyim mi? Olabilir. Çekilişler nedir? Hediyeler nasıl veriliyor? Katıl butonu nedir? Katıl butonunu mesela hemen ben unutmadan söyleyeyim. Arkadaşlar, orası ücretli bir yer ama orası yani bize destek oluyorsunuz. Biz de o desteklere karşılık size birkaç ikramımız oluyor. Ya da mesela teknik destek alabiliyorsunuz. Aynen, mesela yani. Gümüş abone olduğunuz zaman bize ücreti tamir yaptırabiliyorsunuz. WhatsApp numaramıza erişip soru sorabiliyorsunuz. Onun haricinde biz tamir kabul etmiyoruz. Ticari bir anlamda bu YouTube kanalını açmadık ya da tamiret.net'i açmadık. Tamamıyla abonelere faydalı olacak bir içerikler, bir şeyler sunalım diye. Ama bunda belli bir sayıda insan yapabileceğimiz için katıl butonu üstünden yapıyoruz mecburiyetten dolayı. Parayla bilgisi yok. Parayla olsa 650'lik olan katıl üyeliğine veririz numaramıza. Neyse. 25'lik oldu mu usta ayrıcılık oluyor. Onun ayrı bir numarası var. Platinde de şu şekilde. Onda hediye, burada cep telefonu veriyoruz ayda bir tane ve bir tornavida veriyoruz. Cihazları gösteriyoruz. Kutulardan, numaradan rastgele siz seçiyorsunuz. VIP üyelikte de bizim depo savaşları var. Yukarı karta bırakırım. Depo savaşlarında çıkan ürünler var. O ürünleri kolilere koyuyoruz karma şekilde. 50-60 parça ürün oluyor. İçinde laptop, bilgisayar, işte telefon. Her kutuda farklı ürünler çıkıyor. Ama iPhone çıkma garantisi oluyor. En az bir tane. Ve 6-7 tane de telefon. Burada telefon çıkıyor. Yine tornavida falan. Onda da VIP üyelikten yine aynı şekilde WhatsApp numaramızdan ve 6 ayrıcalıktan yararlanabiliyorsunuz. Çekiliş ve yarışmalardaki hediyelere gelelim. Çekiliş, yarışma, hediye, katıl butonunun hiç bilgisi yok. Onlar bambaşka şeyler. Katıl butonundaki hediyeler zaten garanti veriliyor bütün üyelere. Katıl üyelerine. Yorumlardan yaptığımız yarışmalar var. Yorumlardan yaptığımız çekilişler var. Çekiliş duyurusu YouTube'dan yaptığımız için canlı yayınla bildirimlerinizi açmanız gerekiyor. Canlı yayın oldu mu? Size bildirim gelip çekilişi izlersiniz. Kazanıp kazanmadığınızı da görürsünüz orada. Yorum hediyeleri de hoşumuza giden yorumlar, devamlı kanalı takip edenler. Bunlarla zaten etkileşim içinde oluyoruz. Onlara bu gibi hediyelerimizi yolluyoruz. Yarışma hediyeleri de Instagram üstünden yapılıyor. Aşağıda Instagram adreslerimiz var. Semih'in, Ferdi'nin, Tamir Et'in. Takip edin. Oradan da bir takım sorularla güzel hediyelerimiz oluyor. Belki bu tableti bir yarışma hediyesinde veririz. Bilmiyoruz. Olur. Şu an için aklımda benim kimse yok bunu böyle. Benim de yok. Ama bu video yayınlandığı gün itibariyle olur mu bilmiyoruz. Bunların hepsi spontane rastgele gelişiyor. Bu şekilde. Çekilişlerimiz halihazırda devam ediyor. 4-5 tane çekiliş birlikte. Fırsatımız, vaktimiz oldukça yapıyoruz. Çekiliş şu tarihte yapacağız kesinlikle demiyoruz. Ne zaman vaktimiz, fırsatımız olursa o zaman yapıyoruz. Çekilişi canlı yayını duyurduktan sonra Instagram'da bir yazıyorum. Sonra bana mesaj atman gerekiyor. Çünkü Dipnot Instagram'ın amacı da bu. Aynen. Instagram'da çekilişleri, bir pazara linklerini, bir takım ucuz indirimli şeyleri, arada günlük aktiviteleri paylaştığımız bir yer. O yüzden takip edin derim. Sadece çekilişler video yorumlarından yapılıyor. Dalgınlığıma geldi. Videoyu yanlış yere taktım. Umarım aydınlatıcı olmuştur. Ben açıklayıcı oldu diye düşünüyorum. Yani. Bu
Tornado Wall Stick arkadaşlar April'la değil, April'la da bunun ucuz versiyonu ha, aslında. Onu da kullanabilirdik de ne bileyim bu vardı elimin çok aldım. Sordunuz diye değinmek istedim. Bu eskiden biz Banggood'dan sadece bunu link veriyorduk size, öneriyorduk. Çünkü Banggood'da gerçekten hesaplıydı. İşte vergisiyle algısı da 300 liraya geliyordu. Ama ben geçen bir şeyi fark ettim. Trendyol'da da indirime girmiş. Trendyol'dan da link veriyoruz artık. Bazen hepsi buradan da veriyorum uygun bulduğum zaman. O yüzden şu an hangisinin indirimli linki varsa, ucuzu varsa aşağı ben onu bırakırım. Ha bakarsın AliExpress vardır, onu bırakmışımdır. Ama bir Türk, bir Çin linki muhakkak bırakırım aşağı. Hemen şöyle. Aslında burada E8000 ya da B7000 de kullanabilirdim ama yapmadım. Neden yapmadım? Çünkü daha önceden kullanmamıştım. Bir şey daha değinmek istiyorum. Güzel ya olmuş. Kullandığımız her parçayı soruyorsunuz arkadaşlar. Unutmazsam her parçayı muhakkak ekliyorum linkini ama bazılarının linklerini bulamıyorum. Mesela şu bantı çok sordunuz. Aylarca sordunuz. Ben bu bantı bulamadım. Eklememiştim. Sonradan buldum falan filan. Bizim sitemizde var. Şu an var tamiret.net'te. Eklerim. Ama mesela şu tamiret.net'te yoktur muhtemelen. Yok. Bunu hani Trendyol'dan falan bulabilirim belki, eklerim. Şu cımbız bile bazen sorulabiliyor, ihtiyaç oluyor. Her cımbız da aynı olmuyor. Ben anlıyorum sizi. Her bant da aynı olmuyor. Bizim kullandığımız gibi bu sağlamlık etkisini vermeyebiliyor. Ya bizim arkadaşlar kullandığımız her ürün denenmiş. Kendimiz deniyoruz ve hepsi ya yıllarca tecrübe uzun ediyoruz. Zaman kullanabileceğiniz ürünler. Ya şu cımbız belki 10 yıllık. İnanmayın. Ya vardır. Abartısız 10 yıl vardır en az. Ya şu penalarım benim belki 5-6 yıllık. Şuradan anlayabilirsiniz aslında açıkçası. Şöyle göstereyim. Normalde siyah olması lazım. Boyasık gitmiş. Bunun ucu birkaç kere törpülenmiş. Niye odaklamıyor? Ucu birkaç kez törpülenmiş, görüyor musunuz? Çünkü bir takım zamanla yamulmuş etmiş. Törpülenme de şöyle. Biz bunu bıçak bileğiciye bilettirmişiz. Evet. Ürünlerinizi çöpe atmayın. Değerlendirin. Sağlam olduğu zaman zaten yıllarca kullanırsınız onu. Bantları söktüm. Şimdi şu altta da bir bantımız vardı. Bazı arkadaşlar bu bantları sökmediğimi söylüyor. Değişik. Bazı arkadaşlar çok değişik. Ya sökmeye... Ya şöyle bir şey var arkadaşlar. Bazen editlerde öyle bir şey oluyor ki editin o sırasında kamera bozulabiliyor. Bir sıkıntı olabiliyor. Bunun ondan dolayı o an atılıyor. Ya da paldır küldür birisi girmiştir. Bir arkadaş gelmiştir yanımıza. Aynen öyle. Bazen kameranın şarjı bitiyor. Mesela şu an 6 dakika sonra kapanacağını söylüyor. Kontak spreyle bu tarz ekranları da temizleyebilirsiniz. Gayet. Bir de kamera çekme tekniklerimizden tekrar bahsedeyim. Yine çok sormuşsunuz. Bu tamir günlerce sürmüyor arkadaşlar. O an oluyor. Yarım saat vaktimiz var tamirle ilgili. Vaktimiz çünkü çok yok. Şu an kaç dakika? 25. dakikadayız. Muhtemelen editle keseriz, biçeriz. Bu 10-15 dakika düşer. Evet. Bu şekilde oluyor. Yani biz sadece bunu 25 dakikadan beri yapıyoruz. Ya bizim aslında genelde günde böyle yarım saat, bir saat bir aramız oluyor abimle. Yani yaptığımız diğer işlerimizden. O arada... Şu bir şey arkasını çevirsene, bir şey merak ettim. Hemen açayım. Şu elmanın, özellikle bu renkte olanın, şu arkasının çizik olmayanı görmedim. Hepsinde aynı. İşte çizilmiş. Bir de kılıfla kullanmış. Kenarları da şuraları bak. Evet, iz olmuş. Yıllarca kullanmaktan iz kalmış. Ama hala canavar gibi. Güzel, iPad'leri severiz. iPhone'ları, Apple'ın her cihazını severiz. Abimin alalı 2-3 ay olmuş. 2-3 aydır şarj da etmiyoruz. Aynen. Öyle kapalı bir şekilde duruyor. Şarjı da bitmemiş. Şöyle, bir yıl benim kullanmadığım bir iPad vardı. Bir yıl sonra baktığımda şarjı hala vardı. Ya, kameramızı da burada görüyor musun? Fujifilm. Yansıyor. X-T200. 18-55 lens kullanıyoruz. Merak edenler varsa. Çalışacak mı ses? iCloud da var. iCloud çıkış yapılmış zaten bu tablette. Yollarken yapmış, hı-hı, demek ki. Öyle bunları sen biliyorsun. Dedim. Yorumu sorarsın. Aynı arkadaşlar. Seste problem yok. iCloud da şuradan bakalım. Hızı da güzel tabletin. Hani iPad mini ilk nesil bu ama. Gayet güzel. Ama Lightning girişli bu. Şimdi bu tabi EBA Zoom falan açmaz şöyle. Ama şey yaparsın bunlar. Safari'den her şeyi açarsın. İşte birçok şey izlersin. YouTube falan izlersin. Yani. Safari'den her şeyi, tarayıcıda açılan her şeyi açarsın. Bunlar üstünde yüklü demek ki, sahibinden falan. Hepsi burada. Ne bileyim. iCloud'u kapatmış ama sıfırlamamış. Demek ki artık nasıl yaptıysa. Bir dakika kameraya bakalım. Çalışıyor mu? Ona bakmadık. Aynen. Kamera çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Şu an videoda sanırım. Evet. Fotoğrafı aldım. Önde de kamerası varmış. Doğru. Böyle bakın bizim şeyimiz. Aynen. Kameramız. Burada ışıklar var. Görmek istiyorsanız burada da var. Böyle bir şeyler. Tamam. Gayet güzel. Var mı başka? Başka bir şey yok demek istediğimiz. Şey. Çekilişler için dediğim gibi bildirimleri YouTube'a muhakkak açın arkadaşlar. Bu önemli çünkü saçma sapan konusu olmayan bir çekiliş canlı yayının YouTube'da kalmasını istemiyoruz. Çekiliş bittikten sonra Instagram'da ben kazananları tekrar paylaşıyorum ama yine görmeyen arkadaşlarımız oluyor. İnşallah üzere biz. Çünkü bazen de çekilişte kazanan arkadaşın ismiyle Instagram'daki ismi bambaşka oluyor. Ben de bulamıyorum. Çok dert. O yüzden muhakkak çekilişi kazananlar muhakkak yazsınlar. Yarışmaları kazananlar muhakkak yazsınlar. Onun haricinde bir sıkıntımız yok. Hediye vermeyi çok seviyoruz. Umarım
İlerleyen zamanlarda daha çok arkadaşımıza hediye sahibi yaparız. İnşallah. İşte bir de hediyenin dışında nasıl sahip olabileceğinizi de bir aynen. önceki videoda yani anlattık. Yeteneği olan, biraz merak olanlar da izleyerek bunları kendi çabalarıyla, hatta bir serimizde 350 liralık iPhone aldı. 750 lira bir bütçemiz vardı. 7500 yapmaya çalışıyoruz. 7500'deki amaç ne? Bir iPhone 11 sahibi olabilecek parayı elde etmek. Onu da yukarı kartın aşağı açıklamaya bırakırım. Merak edenler varsa izlerler geçen haftaki video. Arkadaşlar bu tahminimiz bitti. Teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.